Devletleri'nde uzunca bir süredir bu konuda zaten bir görüş birliği var. Bu görüş birliği de bir NATO ülkesinin S-400 sahibi olmaması. Ya da operasyonel, artık o noktaya geldiler. Operasyonel durumda S-400 sistemi sahibi olmaması gerektiği konusunda gerek Amerikan bürokrasisinde, Savunma Bakanlığı'nda, Dışişleri Bakanlığı'nda, Beyaz Saray'da gerekse Amerikan Kongresi'nde bir görüş birliği var. Yani burada bir tartışma marjı aslında görmüyorlar. Hani biz zaman zaman bir komite oluşturalım, bu konuyu tartışalım diyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri açısından konunun tartışılacak bir yanı yok. Oldukça da aslında kararlı bir duruşları var. Bu kararlı duruşlarının belki Ankara'da yeterince anlaşılmamasında şöyle bir sebebi olabilir. Aslında baştan beri Amerika Birleşik Devletleri de çizdiği kırmızı çizgileri bol bol ihlal etti bütün bu süreçte. Önce anlaşma imzalanırsa yaptırım uygulanacaktı. Ondan sonra sistemler Türkiye'ye getirilirse yaptırım uygulanacaktı. Şimdi operasyonel hale getirilirse yaptırım uygulanacak dendi ve en sonunda aslında yaptırımlar uygulandı. Dolayısıyla Amerika'nın kredibilitesi de bir anlamda test edilmiş oldu. Ama şunu söyleyebilirim, gelinen noktada Türkiye'nin operasyonel durumda bir S-400 sistemi sahibi olmasının Amerika'da tartışma konusu yapılması mümkün değil. Bunun dışında tabii Girit modeli denen model çerçevesinde de aslında Arda ve Sinan Beylerin de anlattığı gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin açısından önemli olan unsur Türkiye'nin operasyonel durumda S-400 sistemi sahibi olup olmayacağı. Şunu da ben hemen söyleyeyim. Aslında hani diğer konular bunun işte barış zamanında gayri operasyonel savaş durumunda veya gerilim durumunda operasyonel olacak olması da bana göre aslında hani iç kamuoyuna yönelik bir söylem olmaktan öteye gitmeyecektir. Aslında burada bu sistem ya açıktır, ya operasyoneldir ya değildir. Peki, Türkiye çözüm için bir takım adımlar atıyor bu dönemde ve mesajlar da veriyor. Bunların Amerika Birleşik Devletleri'ne nasıl algılandığını gözlemliyorsunuz. Eğer S-400 konu masada olduğu sürece konuşmak mümkün değilse Amerika Birleşik Devletleri'ne göre nasıl bir çıkış yolu bulunabilir? Bir taraftan da Türkiye'nin ikinci partinin alımına dair de ifadeleri var. Bu da gündemde. Eğer bu gerçekleşirse nasıl politika araçları kullanabileceğini düşünüyorsunuz Washington'ın? Nitekim Dışişleri Bakanı Blinken onay oturumunda da gerekli görüldüğü takdirde KATSA yaptırım listesinden farklı başlıklarında seçilip uygulanabileceğine dair ifadeleri oldu. Önümüzdeki döneme yönelik elimizdeki bu düğümler size nasıl bir senaryo Evet, olduğunu isterseniz gösteriyor? biraz durumun karmaşıklığı üzerinde önce duralım. Bir kere Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri aslında işte birer NATO müttefiki. Yani işte antlaşmaya dayalı birer müttefik. Bu ilişkilerinin bir boyutu. Ama bunun yanı sıra NATO antlaşmasının kapsamadığı alanlarda da Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun yıllara dayanan köklü bir güvenli işbirliği var. Yani dolayısıyla aslında iki boyutu olan, biri NATO şemsiyesi altında, biri ikili ilişki olmak üzere iki boyutlu bir ilişkiden bahsediyoruz. Şimdi bu iki boyutlu ilişki çerçevesinde Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arasındaki politika alanlarına bakışta üç kategori var. Bir kere aslında bütün bu gürültünün arasında Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarının örtüştüğü, anlaşabildikleri konularda zaten işbirliği devam ediyor. Burada bir sorun yok. İkinci bir kategori var. Halihazırda tam anlamıyla Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri anlaşamasa da aslında farklılıklarını giderebilecekleri, yani birinci kategoriye aktarabilecekleri konular da var. Bu konularda da müzakereler devam ediyor. Etmeye de devam etmeli. Ama bir de üçüncü kategori. Yani öngörülebilir bir zamanda Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin muhtemelen anlaşamayacakları politika alanlarından oluşan bir kategori de var. Şimdi bütün bu işte iki boyutlu bir ilişki, anlaşılan konular, belki üzerinde uzlaşılabilecek konular ve öngörülebilir zamanda üzerinde uzlaşılamayacak konulardan oluşan bir ilişkinin nasıl yönetileceğinden bahsediyoruz. Bana göre ne Ankara'da ne Washington'da şu anda bu konuda net bir
görüş yok. Bana göre işte bu çok boyutlu, kapsamlı ilişkiye yönetebilecek olan bir yönetim çerçevesi de, geçerli bir stratejik çerçeve de şu anda yok. Aslında sorunları da bana göre bu yaratıyor. Yani geçerli olan paradigma hala şu: Türkiye ve Amerika ya her konuda anlaşmalı ya da krizdeyizdir gibi bir anlayış var. Bence artık buradan, ki burada da aslında Jake Sullivan, İbrahim Kalın'la yaptığı toplantıdan sonra Beyaz Saray'ın açıklamasında da bu görülüyor. Anlaştığımız konularda işbirliğine devam edeceğiz. Tamir edilebilecek olanı tamir edeceğiz. Anlaşamadığımız konuları da kabul edeceğiz gibi Beyaz Saray açıklamasında bir ifade yer aldı. Yani burada iki noktaya parmak basmak istiyorum. Bir kere tabii böyle bir ilişki çerçevesinde hani şöyle bir kavram vardır: anlaşamamak da anlaşmak. Evet. Ama ben Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece işte belli konularda anlaşamamak da anlaşarak işin içinden sıyrılabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü bu üzerinde anlaşılamayan konular aynı zamanda acitasyon yaratıyor. Yani krize yol açıyor, anlaşılan konularda da işbirliğini zorlaştırıyor. Dolayısıyla bu üzerinde anlaşılamayan konuların da, yani bir yerde saldım çayıra mevlam kayıra gibi kenara bırakılmak yerine, anlaşılamayan konuların nasıl yönetileceğine ilişkin de bu çerçevede bir görüş birliğinin olması lazım. Şimdi ikinci bir husus şu: Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri'nin anlaşamadıkları konuların olması doğal. Bu da daha çok ikili ilişkiler çerçevesinde ve Amerika Birleşik Devletleri'nin arası açısından ikinci konularda mı mümkün? Ama NATO'nun temelini teşkil eden konularda Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri anlaşamıyorsa bunun kabul edilebilir bir boyutu yok. Yani NATO'nun temeli nedir? İşte 5. maddedir. Bir NATO ülkesi saldırıya uğradığı zaman bütün NATO üyesi ülkeler savaşa girmiş kabul edilir. Evet. Ama işte bunun etrafında örülen aslında doğal olan başka konular da var. Bunlardan birisi de savunma sanayi işbirliği. Yani Türkiye'nin hiç artan bir şekilde, şimdi ikinci bir parti S-400 sisteminden bahsediyor. Zaman zaman işte henüz üretilmemiş olsa da Rusya'nın bir savaş uçaklarının alınmasından da bahsediyor. Bunlar aslında Türkiye'nin gittikçe NATO'nun temel muarızı olan Rusya'nın savunma sanayiyle entegre olduğu anlamına gelir ki, bu bana göre zaten Türkiye açısından yani NATO'dan artık NATO'nun temel yaklaşımından ayrışmakta olduğu anlamına gelir. Bunun kabul edilebilir bir yanı yok.